İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Başsağlığı. Halkalak'taki öğrenciler ilk bilgisayarlarını alacak. ABD Başkanı Türk mevkidaşına yazdığı mektubunda Türkiye'nin ekonomisini yok etme tehdidini yeniledi. Putin ve Erdoğan Suriye konusunu Soçi'de görüşecek. Suriye hükümet birlikleri Kobani'ye girdi. Menüçin Türkiye'yi ek yaptırımlarla tehdit etti. Ermeni Dili ve Kültür Günü ilan edilmesine dair yasanın kabulüne adanmış sergi Romanya'da açıldı. Artsakh Kurtuluş Savaşı'na katılmış Kurtuluş Ordusu üyesi Rembo lakaplı Stepan Stepanyan'ın ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendik. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Stepan Stepanyan'ın ailesine, akrabalarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diler. Huzur içinde yat vatanın askeri. Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ilk bilgisayarın programı çerçevesinde öğrencilere ödül vermeye başladı. Bu yıl Cavahkın Ahalkalak bölgesindeki 22 öğrenciye yüksek performansları için bilgisayar verilecek. Cavahk'ta toplam 123 öğrenci bilgisayar alacak. 7. 8. ve 9. sınıflarda 10 puan alan öğrenciler bilgisayar alacaklar. Programın amacı öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve bilgisayar programları eğitimindeki bilgilerini geliştirmek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'nin ekonomisini yok etme tehdidini yineleyerek Türk mevkidaşına bir uyarı mektubu gönderdi. Donald Trump'ın diplomasisi bu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de Türk ve Kürt güçleri arasında ateşkes kurmaya çalışırken, Beyaz Saray sakininin Recep Tayyip Erdoğan'a 16 Ekim Çarşamba günü yazdığı mektup gün yüzüne çıktı. Mektup, Türkiye liderine ordusunun Suriye'deki Kürt gruplarla savaşmasına son vermek için uygun bir anlaşma bulmaya çağırıyor. Ajans France Presse tarafından onaylanan mesaj, Suriye'nin kuzey kesiminde başlatılan saldırı günü olan 9 Ekim tarihinde yazıldı. ABD Başkanı, "Siz binlerce insanın katliamından sorumlu tutulmak istemezsiniz ve ben de gerektiğinde yapmam gereken Türkiye ekonomisini yok etmek için sorumluluk almak istemiyorum." diye yazdı. Trump, "Eğer adil ve insancıl bir şekilde yaparsanız tarih sizi merhametli yargılayacaktır. Hatta durum ters gitse dahi tarih seni asla şeytan olarak görmeyecek." derken, ayrıntıya girmeden ve ayrıca açıklamada bulunmadan zorlaştırma, aptallık etme uyarısında bulundu. Durumu zorlaştırma, aptallık etme işte Trump'ın Erdoğan'a yazdığı diplomatik olmayan mektubu. Bu çağrıdan bir hafta sonra Türkiye, Kürt Silahlı Halk Savunma Birimlerine karşı saldırıda bulundu. Böylece 2011'den bu yana ülkeyi tahrip eden yeni bir çatışma merkezi olan Suriye'nin kuzeyindeki oyun kağıtlarını karıştırdı. Kürt kuvvetleri ile yapılan anlaşma yardımıyla Şam rejimi yıllarca kaçındığı alanlara gerçekten geri döndü ve Moskova, ABD birliklerinin bıraktığı boşluğu doldurmaya başladı. RIA Novosti Ajansı'nın aktardığına göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan Suriye sorununu tartışacak. Türk tarafının inisiyatifiyle dün yapılan telefon görüşmesinde Putin Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti. Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada Erdoğan 22 Ekim'de Soçi'ye hareket edecek. Suriye hükümet ordusu ve Rusya askeri polisi Kürtlerden kurtarılmış olan Kobani kentine girdi. Yerel halk hükümet güçlerini sevinçle karşıladı. Suriye hükümet birlikleri eskiden Kürt kuvvetleri tarafından kontrol edilen Kobani, Manbij ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki bir dizi başka şehirlere de girdi. Kürt Ronahi TV kanalı Suriye Demokratik Güçlerinin Başkanı Mazlum Abdin'e atıfta bulunarak verdiği habere göre Kürt kuvvetleri İslam Devleti'ne karşı tüm askeri operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Armen Press'in Ajans France-Presse'den aktardığı habere göre ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları durdurmadığı takdirde Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da kendi sırasında 16 Ekim'de İtalyan meslektaşı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da yapılan ortak bir basın toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence'in Ankara'da düzenlenecek toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya varamadığı takdirde Türkiye'ye ek yıkıcı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.
16 Ekim'de Erdoğan, Sikin News haberine yalnızca ABD Başkanı Donald Trump ile diyalog kurmaya hazır olduğunu ve Pence ile konuşmayacağını söyledi. Daha sonra Pence sözcüsü Katie Waldman, başkan yardımcısının yine de Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Romanya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın girişimi, Madena Taranat'ta Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü ve Romanya Ermeni Birliği'nin desteğiyle 12 Ekim Romanya'da Ermeni dilinin, alfabesinin ve kültürünün günü ilanı konusuna adanmış sergi 15 Ekim'de açıldı. Sergi açılışında Romanya Parlamentosu'nun Temsilciler Sarayı Başkanı Ion Marcel Ciolacau, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Romanya Büyükelçisi Sergey Minasyan ve yasanın ortak yaratıcıları tarafından konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, Ermeni alfabesinin özgünlüğü, Madena Taran'da muhafaza edilen bazı ortaçağ Ermeni el yazmaları, çizimleri ve minyatürleri hakkında bilgi edindiler. Etkinliğe grup liderleri, milletvekilleri ve çeşitli medya temsilcileri katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Norik Manukyan'ın seslendirdiği Hoverin Ingan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.